Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. Bir tane müşterimiz maksimum 6000 TL'ye kadar bugün satın alabileceğim doğru düzgün bir süpürge var mı diye soru sormuş. Hemen internet sitemizden bir girelim. Şimdi burada bir 5000 lira bir de 7000 lira aralığında gidip geleceğiz. 6000 TL süpürge makinesi yazıyorum. Bakalım bugünkü günlerden ne varmış. Ben hemen açıp 6000 lira şunu alın diyemem arkadaşlar. Çünkü sürekli fiyat değişiyor. Burada altına üstüne değerlerine bakacağız. Ne varmış ne yokmuş. 6000 lira maksimum 6000 liraya kadar. Şimdi 6000 lira limit varsa gidip 2000-2500 liralık makinelere bakmak istemiyoruz. Çünkü bunların ömrüyle 5-6 bin liralık makinelerin ömrü bir olamıyor ne yazık ki. Şimdi şuraya bakalım. Şöyle sıralasak fiyat çok düşükten mi sıralar? Evet. 6000 lira dediğimiz için o bantta bir sıralama yapılabilir. Bu makine oldukça düşük fiyatlı gözüküyor. Ya işte bak şöyle bir durum var arkadaşlar. Eski siteler oluyor. Fiyatı çok düşükten gösteriyor. O yüzden aldanmamak lazım. Mesela 4000 liraya bu makine varmış. Şimdi bu makine, Bosch'un bu makinesinin çok hoşuma gidiyor. Bosch'un bir alternatifi aslında bu. 500 wattmış. Bu 500 watt olduğu için bu düşük. Ama bu 500 wattı söktürüp bir 1000 lira biraz daha üzerine koyup 5000 lira tamamlarsak bunu 1600-1800 wattlık bir motorla değiştirebiliriz. O zaman efsane efsane bir makine olabilir. Şimdi bunun arkadaşlar malzeme kalitesi çok güzeldir. Bunun bir şu bölgesinde bir de şu arka bölgesinde filtre var. Onların değişmesi gerekiyor. Pardon, bu model için şu model için şu haznenin şu alt tarafında ve şu çıkış tarafında filtreler var. Bu alınabilir. Bu alınıp motoru güçlendirebilir. Bu hortumu her yerde bulunuyor. Bu siyah demir güzel. Başlık da Bosch'un klasik başlıklarına idare eder. Güzel. Bu fiyata bu alınır ama motor değiştirmesi lazım. Sıradaki makinemize bakalım. Şunları atlıyorum zaten. Şimdi şu makineden çok soru soruyorlar. Mesela ne kadar? 5000 lira bandında. Hemen girelim. Şimdi bu makine arkadaşlar aslında güzel bir makine. Kullanışlı bir makine. Hem de çok yer kaplamıyor açıkçası. Ama bunun en büyük problemi şu mavi filtresi var ya bakın. Şu kısım. Hemen filtresine bakalım. Philips Power City miydi bu? Filtre diyorum. Evet, bu filtre. Şimdi bu filtre geçen de söylediğim gibi suyla yıkanabilir vesaire diyorlar ama bunu yıkanmaması gerekiyor. Burada arkadaşlar bu filtrenin boş olan kısmı var mı süngersiz? Hemen bakıyorum. Süngersiz bulabilirsem oradan göstereceğim. Süngersiz kısmı yok. Şimdi şurada süngeri çıkarmışlar ya. Şu süngeri, şu da boş kısmı. Şimdi bu boş kısmı arkadaşlar tozla doluyor, tıkanıyor. Bunu yıkadığınız zaman bu filtre ölüyor. Tamamen tıkanıyor. Ondan sonra tıkandığı zaman iyice yani %100'lük bir verimden %60'a, %50'ye bazen %20'lere kadar düşüyor. Bir de bu yıkanıyor. Hatta bununla ilgili bir video da vardı bizde. Bunları arkadaşlar ya şu içini beyazını keseceksiniz içerisini. Keçe koyup bir de yeni süngerle yapacaksınız sürekli. Mesela 4 ayda 5 ayda bir sürekli filtre değiştirmek gerekiyor. Bugün baktığınız zaman mesela bakın şu benim videom şeyde çıkmış. Bu benim videom değilmiş. Oğlum bu benim masam. Bu ne ya? Oğlum benim nasıl ya?
Benim videom basınca niye başkasının videosu çıkıyor ya? Benim clickbait'imi mi kullanmışlar, ne yapmışlar? Neyse, şu benim videoya girelim. Bir şeyler olmuş burada. Size bahsettiğim makine bu. Bu benim kendi YouTube kanalım zaten. Şimdi filtresini bir göstereyim bakayım. Ha. Yani bu süpürge kanalı zaten bir şey ya, kütüphane gibi. Bize de kendi kendimize yardımcı oluyor. Bakın size tam bahsetmek istediğim kısım buydu. Suyla yıkanır diyorlar. Bakın. Bakayım filtrenin içini gösteriyor muyum? Detaylıca burada izleyebilirsiniz zaten. Heh. Tam bahsetmek istediğim yer. Çıkar bakalım. Heh. Tam olarak şu kısım var ya, görünüyor mu? Evet, görünüyor. Tam bu kısım suyla yıkandığı zaman bu pamuksu yapıya sahip olduğu için şişiyor arkadaşlar. Geçirgenliği bitiyor. Ama onun dışında bugün bu makine teknolojisi gerçekten 10 bin lira ve üzerindeki bir makine teknoloji. Bu, bakın burada ben filtre bakımından da bahsediyorum. Bakayım aynı şeyleri mi söylüyorum. Belli bir şekilde kurutamazsanız bunun içerisinde dolacaktır ve çekim azalacaktır. Şimdi ürünlerin üzerinde şöyle görüyor musunuz? Yıkanabilir filtre diyor. Bakın şu videonun üzerine 2 yıl geçmiş ama söylediklerim değişmemiş. Aynı yani. Şimdi bu yanlış bir ibaredir. Diyorsunuz. İçerisi kağıt yapısında olan bir yapıdan oluşur. Evet. Bu da Katmanlar burada. katlanabilir HEPA filtre. O da sünger. Burada bunlardan bahsediyoruz. Hızlıca geçiyorum. Zaten açmak isteyen videoyu açıp izleyebilir. Bu da arka filtre. Şimdi bu arkasındaki siyahlığı görüyorsunuz. Az önce gösterdiğim HEPA filtreden bahsediyor. Bu siyahlık o motorun ısınmasıyla, ısısıyla, pisiyle attığı siyahlıktır. Evet, filtrenin Burası attığı yer. İlk yapıldığında şöyle bembeyaz alındı. Bu yüzden filtre bakımı, filtre değişimi çok önemli. Bunun filtre değişimini yapmadıkları zaman arkadaşlar performans inanılmaz düşüyor. Yani Bunları bir izleyelim. anda %20'lere falan düşüyor. %20'lere düştüğü için hatta ben bu video linkini şöyle yapalım. Bu video linkini de not alayım. Şuraya not aldım. Philips Power City videosu. Ben bunu alta koyarım zaten. Buradan detaylıca bunun bakım temizliğine inceleyebilirsiniz. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız bunu kesinlikle alabilirsiniz. Çünkü bakın şu başlık, şu anda bu başlık bile nereden baksanız 500-600 lira bandından. Pahalı bir ürün. Şu teleskobik boruya bakıyorsunuz 300-400 lira bandı. Bugünkü ücretlerden bahsediyorum. Ondan sonra bakın bugünkü ücreti 4.900 lira, bunun üzerinden referans alın. %10 kadar, yani %10 kadar başlık maliyeti var. Bu başlık çok sağlam, güzel, tri-aktif denilen bir başlık. Hatta Philips olmayan modellerde de bunları öneriyorum. Bunları da ben mesela boş makinem var, onu da kullanıyorum. Güzel yani, bir de bunların Z modelleri var. Bakın şu Philips'in şu tutma sapı çok sağlam. Hiçbir şey olmuyor. Hortum yapısı, giriş yapısı. Çok ergonomik yani. Şimdi mesela 900 watt diyor. Bu alüminyum motorlarda en iyi performans gösteriyor. Yani bakırın 1600-1800 wattına eşdeğer oluyor. Bunun hiçbir yeri kırılmıyor arkadaşlar. Sağ solu altı üstü hiçbir yeri kırılmıyor. Bunu müşterime ben öneriyorum. Bakın 5000 lira, 6000 lira vereceğim, 5000 lira bu makineyi alsın. Ama abi düzenli değişim yapsın. Bizim sadakat programımız var. Sadakat programına katılarak yıllık düzenli filtre alımında ekstra indirimler oluyor. Onlardan yararlanabilirim. Şimdi şu fakir Ranger var. Şimdi bu alet çok değişik bir alet. Yani çok kalitesiz şuraları. İnanılmaz kalitesiz şu kısım. Başlığı güzel, borusu güzel falan ama yani çok acayip de çekiyor. Çekimi inanılmaz güçlü. Yani bu para 2800'e hali hayli yeter. Yani bir ikinci makine yazlıkta falan kesinlikle kullanabileceğiniz makine. Filtresini yine düzen değiştirmeniz lazım. Ama bilmiyorum niyeyse kalitesini hiç beğenmiyorum.
plastik kalitesini. Aşağı doğru iniyorum. 6000 lira bandına alabileceğimiz başka ne var? Fakir Veyron diyor. Wow. Ünlü sitelerde var mı? Bakalım. Şimdi abi bu Fakir Veyron acayip bir makine. Ya bu ışığa çok aldanmayın. İçine ışık koyuyorlar. Normalde bunun ışığı yok. Bunun arka filtresi ve ön filtresi var. Bu kolay kolay da tıkanmıyor. Çok güzel bir makine. Yıllarca kullanabileceğiniz bir makine. Bence kesinlikle bunu almalı. Yani bu 4000 liradan çok daha fazlası eder. Sadece fakir yerli olduğu için. Şu giriş var ya, süpürge girişi. Çok uygun ve her yerde bulabilirsiniz. Çok da sağlam bir ürün. Borusu morusu var mı? Bakalım. Alüminyum boru. Okey. Bunun devam eden sürede bu hortumunu değiştirirsiniz muhtemelen. Şu uç kısmından kırılır. Şu kısım var ya. Kırılır. Bu kırıldığı için şu da ona uyumluluk sağlamaz. Uyumsuz olur. Bu teleskopik boru. Yani şurada bir ekstradan bir 500 lira maliyetiniz olur. 500. 1000 lira değil. Ama bu kesinlikle değer. Bu geçeri var. Bu makine alınması lazım. Fakir Veyron Premium. Fakir Veyron Premium'muş. Limited Edition, o bizi ilgilendirmez. Bakalım. Güzel. Bakalım ikinci eline kadarmış. Mesela ikinci el makine de düşünebilir arkadaşlar. Bunları göz ardı etmeyin. Yok şu anda. Siz sadece fitnesini değiştirin. Hortumunu falan değiştirin. Bakın fakirde şunu öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Turbo başlık. Fakir dönen başlık yazayım. Bakayım çıkacak mı? Evet, brush. Şu orijinal değil muhtemelen. 500 lira bantlarındaydı orijinalleri. Neyse, yan sanayide alınabilir belki. Şu arkadaşlar dövücü başlık. Hallarınızı çok iyi bir şekilde temizler. Rahat edersiniz. Mesela şu başlıklarda kayma problemi var ama bunlarda yok. Takıldığı zaman en azından sağdan soluna hava aldığı için rahatlıkla kayabilirsiniz. Bunu mümkünse gidin orijinalini alın. Neyse, bu sitemiz açılmadı. Fakir Veyron Premium yazıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşı dahil ettik. Şimdi devam ediyoruz. Bu paraya bu makine kesinlikle değmez. Fakir Veyron'un hiçbir farkı yok. Burada başka bir numara olabilir. Bakın gördünüz mü? İstanbul AVM'de 7500 lira. Hepsi burada da 4200 lira. Bunlar hep ekonomiyi manipüle etmeye çalışan yapılar. Bakalım, bakalım, bakalım. TCL robo süpürge. Şu ne? Arçelikti galiba. Bu arçelik, bu çok sessiz bir makine diye biliyorum. Şimdi özelliklerine bakalım. Çok da güzel bir makine. Ya alınır alınmasını ama yedek parçada biraz sıkıntı olabilir ya. Yani biliyorsunuz. Şurada desibelini gördüm az önce ama 76 desibel. Biz 68'e kadar mı duyuyorduk? Siz yine almadan arkadaşlar gidin deneyin. Şimdi makinenin handikapı şu. Bakın. Şu başlık kırıldığı zaman teleskopik boru da değişmesi lazım. Alternatif yok çünkü. Maliyetli olabilir. Tekeri kırırsa tekerini de bulamayabiliriz. Biz bunu es geçiyoruz.
Ben bunu es geçiyorum. Almak isteyen alabilir. Yerli mal sonuçta destekleyebilirler. Şimdi aşağı iniyorum, bakıyorum. Yine aynı makine 6000 lira. İlk incelediğimiz makinelerden arkadaşlar. Bu makine çok güzel. Alabilirsiniz. Bence almalısınız ha. Bence bu alınabilir. Evet. Maksimum 6000 liraya kadar deniliyor ya. Bu makine alınabilir. Bakın. Bosch, BGS. Şu. Bir özelliklerine bakalım. Yazıyor mu? Bunu niye yazıyorlar? Her kesime hitap etmek için. Hani müşteri bir yerden yakalayalım diye. Neyse. Şimdi bu makineden uzak duracaksın. Bu makine kesinlikle bu paraya yetmiyor. Açıl. Mesela biraz bütçe varsa arkadaşlar, bunu ben kesinlikle öneriyorum. Ne oldu bugün ya? Philips Power Pro. Ben bunu 1000 küsür lirayken önerdim. Şimdi olmuş 7, 8, 10 bin liralar. Yazık, insanları bu kadar soymayın. Bu kadar şey yapmayın. Bunlar hep manipüle ediyorlar. Yani bu işlere, şu makine kesinlikle bu para yetmez. Çok özür dilerim. 5 para etmez yani makine. Yani şu hortum kısmı şu makineden daha değerli benim gözümde. Kesinlikle. Neden böyle dediğimi söyleyeceğim arkadaşlar, neden? Abi öyle bir sistem yapmışlar ki adamlar, toz haznenin içinde birikeceğini, hepsi filtrenin içinde birikiyor ve her gün, ama her gün filtrenin temizlenmesi gerekiyor ya da değişmesi gerekiyor. Ya bak, şuna bak mesela. Bak arkadaşım. 16 bin liraya koymuş. Tamam mı? Bunu gören başka biri kalkıyor, ya bu 16'ya satıyor, ben niye ona satmıyorum diyor. Şuna bakar mısın ya? Bunu bir şikayet etmek lazım. Bakanlığa şikayet etmek lazım ya. Bu ne abi? Bu ne yani? Böyle bir fiyat yok. Bu 5 para etmez bir makineydi. Çok özür dilerim. Bunu keşfettik, anlattık, söyledik. Fiyatı patladı gitti ya. Hatta eski videolarımı bulayım. Ben bunun fiyatlarını da o zaman söylemişimdir yani. Aynı makine bakın. Ben özellikle yeşilini alın diyorum. Yeşilini alın dediğim için yeşilin inanılmaz fiyatı yükseldi. Sonra maviyi alın dedim. Bu sefer mavinin fiyatı yükseldi. Sonra piyasaya siyah ve altın sarısı girdi. Ortalık iyice karıştı. Bununla bunlar arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ben sadece şuna merak etmiştim. Harbiden etkimiz var mı piyasada diye. Evet, etkimiz olduğunu ben anladım yani. Buna kanaat getirdim. Bu makine hakkında söyleyecek çok şey yok. Çünkü söyledikçe fiyatı artıyor. Gerçekten güzel. Birçok eksiği tamamlanmış. 7000 lira bandında bu makineyi alabilirsiniz. Kaçırmayın. Bakın gelecekteki fiyatları yazıyor. Söylemedi demeyin arkadaşlar. Üzülürsünüz. Neyse, çok üzerinde durmayacağım bu işin. Ben yeni makineler keşfetmem lazım. Çünkü iyice suyu çıktı bu işin. Şimdi tohumuz almayın. Çünkü üretim yok. Üretim bitti. Ama inanılmaz bir makineydi hakikaten. Yedek parça da yok. Almayın. Bakın 6.650 lira diyor. Senet sepet taksitle veriyor. Bunlar hep piyasayı yükselten etkenler arkadaşlar. Bir şöyle yapalım. En mantıklısı. Fiyatı düşükten yaptım ya. Gel abi. Gel abi. Şöyle 5. sıraya gelelim. Dörde de güzel makineler var ha. Bakın bu Arçelik'le aynı ürün. Birebir. Az önce gösterdiğim ürün.
Az şeyde 7.000 liraydı. Bak şimdi burada 4.000 lira yazmışlar. Heh. Şimdi bu böyle bir site ama nedir ne değildir bilmiyorum. Bu makine abi acayip çekiyor ya. Ya bir adamı yutabilir bile. Ben öyle görüyorum. Motor gücü kesinlikle 500 watt değil. Bu çok eski bir bilgi olabilir. Çok eski bir bilgi olabilir. Bir saniye. Yok, yazılımı güncellemişler de acaba yayın tarihi var mı diye baktım. Ya bu acayip bir makine de ama dediğim gibi yine yedek parça problemi var. Sizin önemli olan sürdürülebilir makine almanız lazım. Önceden bir makine alıyordunuz, 10 sene gidiyordu ya. Şimdi gitmiyor ne yazık ki. Şimdi bu canavar var. Ben bundan Instagram hesabımda vardı. Hatta bunun videosu da var galiba. Bakayım. Harçır yazayım. Heh. Şu canavar gel. İstiyorum ve devamında daha detaylıca zaten bunların videolarını çekeriz. Şimdi bir ürün. bak Müşteri olanlara çok farklılıklar ufacık. olabiliyor. Kullanılabilir diyor. Yani müşterinin talebi. Ufacık bir makine. Bakın elimi görüyor musunuz ne kadar hafif? Abi inanılmaz bir makine ya. Dehşeti vahşeti ya. Ya harika. Karçır T7 slash 1. Karçır T7 slash 1. Hemen bakıyorum fiyatlara. Endi fiyatlara bakalım. 4.000 lira bandında olacak. Ya bunu sevmiyorum işte. Mesela 4.000 lira. Kaçırmayın arkadaşlar. Geliş fiyatı. Gerçekten. Ufak tefek toz torbalı. Kablolu. Daha basit bir teknoloji. Öyle çok şey beklemeyin ama hem canavar gibi çekiyor. Kesinlikle ikinci makine. Yani birincil makine değil. Ev için birincil değil. İş yeri için çok mantıklı. Araba için çok mantıklı. Daha ufak alanlar için kesinlikle alacaksın, koyacaksın yani. Böyle bir makine. Videosunu izlersiniz zaten. Bu video linkini de koyalım altımıza. Şimdi geri gel. İhtiyaç halinde kanala döneceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorum. Şunu da kapatalım. Heh. Oh, benim paşam geldi. Arkadaşlar toz torbalı bir makine istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle kaçırmamanız gereken bir makine. Abi çok iyi ya. Yani gerçekten çok iyi. Çok tatlı, çok hafif, çok pratik. Mesela yazdığınız falan varsa hemen bagajın bir kenarına, ufak bir kenar. Şu kadar bir şey abi çok. Bakayım şu kadar. Omuzlarım kadar, çok kafam kadar. Çok ufak ya. Şu arka fitesi var ya, tek dikkat edeceğiniz sizin öldürücü nokta burası. Tam şu kısımda, bakın gözüküyor mu? Gözüküyor. Tam bu kısımda arkadaşlar şu filtre var. Bu filtre var. Şarjım bitiyor. Evet, geri geldim. Bakın tam bu kısımda şu filtre var. Şu. Astım rahatsızlığınız falan yoksa şu kısımda. Şu kapağı şöyle şuradan açıyorsunuz, şöyle açılıyor. Astım rahatsızlığınız falan yoksa arkadaşlar onu çıkartın. Bir bakalım. Evet, şu makine. Mesela biri motorunu yakmış. Motoru yakmasının sebebi bakın tam olarak bakayım. Tam olarak şuradaki filtreden bahsediyorum. Yine bu YouTube kanalımda.
Tam olarak şu filtreden bahsediyorum. Abi bunu çıkarın, atın, uzaklaştırın. Eğer astım yoksa, ama astım, bronşit, solunum yolu sıkıntınız varsa zaten bu makineyi almayacaksınız. O siz daha farklı makineler. Şuradaki ön filtreyi yanlış taktıkları için, bakayım yanlış filtre orada mı? Bu mavi olan doğru filtre. Bakın içini görüyor musunuz? Bakın. İçindeki tozu. O çok sağlam bir HEPA filtre. O arka taraftan hava çıkışını engellediği için motoru yakmış, dağıtmış. O filtrede yanlış olduğu için arkadaşlar bakın. Motoru da her yerde bulunabilen boş motoru. Daha orijinal ürün isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. İşte bu videoyu izleyerek de bir bilgi sahibi, bakım sahibi olabilirsiniz. Bakın. Hemen bunu da listeme ekliyorum. İzlersiniz. Bakalım. Hızlı hızlı geçiyorum. Evet. Arnika Tesla Premium. Kesinlikle ama kesinlikle bu paradan şu kırmızı modelini almayacaksınız. Şimdi yine fiyat patlayacak. Patlaması istemiyorum ama arkadaşlar. Bu makine 1200 lirayken de ben bunu öneriyordum. 5000 liraya çıktı bir sene içinde. Keşke şöyle fiyat değişim grafiği falan olsa da baksak ya. Acayip bir makine. Çok iyi. Çok kullanışlı. Bugün evlensem, bekarım bu arada. Bugün evlensem bu makineyi de alırım yani. Dyson, Myson hiç gerek yok. Kırmızısını değil abi. Turuncusunu alacaksın. Şimdi yine altın sarısı fiyat patlıyormuş. Bakın 6000 lira diyor. 5300, 5000 lira. Amazon'dan alabilirsiniz. Bunun grisi de güzel. Gri de alabilirsiniz. Çok kullanışlı. Evet. Aslında aradığım makinelerden birisi buydu. Oo, benim adamım geldi. Bak. Bu makine abi fiyatı çok yükselmiş. Bu makine de geçen senenin başında 1300 liraydı. Bak. Bak bak manipüleciyi görüyor musun? Abi yok mu ya şunları şikayet edecek bir şey? Şuna bak. Bir sana bir bana değil mi? Bir sana makine alayım, bir bana makine alayım. Anladım. Abi bu makine al ve 10 yıl kullan. Kesinlikle harika bir makine. Yani bunun Dyson rekabetlerinde Dyson'ın vakumunu geçiyor bu. Dyson bunun yanında ağlıyor abi. Dyson'cılar üzgün. Elektrikçiler memnun. Bunun tek handikapı şu. Bakın. Abi tamirci bunu tamir etmek için sökmek istemiyor. Çekiniyorlar. Korkuyorlar yani. Çok karmaşık, çok şey, sökünce toplayamıyorlar falan ama sizin bir süpürge mühendisiniz var. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Bunların yedek parçaları şöyle kabul ettim ettim. Zaten etmesek ne yapacaksın? Şu teleskobik boruyla başlık değiştiği zaman hemen klasik moda dönüyorlar zaten. Ama her başlıkta, her şeyde bir numaralı süpürge bu ya. Bunun üzerine süpürge bilmiyorum yani. Bu bantta bence buranın zirvesi bu ya. Yani şunun ben resmini kaydedeyim falan. Şey yapayım bunu. Kapak resmi yapayım ya. Valla. Evet harika bir makine. Kesinlikle ama kesinlikle alınması gerekiyor. Şimdi sana da bir kenara koyuyorum. Şu kesinlikle 5000 lira makine değil. En fazla 3000 lira. Bu hakkını veriyor. Bakın yine bir manipüleci. Bunun neyini sen 7000 liraya koyuyorsun ya? Millet alıyor vallahi yani. Oo benim kralım gelmiş ya. Eğer bu makineyi bu fiyata satıyorlarsa hemen tüketin. Çünkü bu 15.000 lira bandında oldu.
Bunun yine en büyük sıkıntısı şu boru hattı ve başlığı. Kırılmıyor da malzeme ihtiyacı olduğu zaman arkadaşlar şey olmuyor. Bu makinenin sadece bir tane kronik sorunu var. Bir tane, o da karttan kaynaklı. Hemen onu da yazalım. Pro C9. Kendi kanalımıza anlatıyoruz çok şükür. Bakın aynı o makine işte direkt. Ara ara bul işte kanalda ne istiyorsun? Sadece bunun şöyle bir arızası var. Bakayım. Bazen maksimumda çalıştırma çektiğinizde durabiliyor. Bu standartlaşmış bir minimum. Bu arıza çalıştırınca durabiliyor. Minimum çektiğinizde durabiliyor. Maksimuma çektiğinizde durabiliyor. Bu standartlaşmış bir arıza. Bazen maksimumda çalıştırdığınızda duruyor. Şimdi bunun kart arızası var. Bunun nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Daha sonra kartı işlem yapıldıktan sonra da montaj yapılacak. Hemen ön şöyle. Burada ben sökümünü anlatıyorum şeyine. Siz sökersiniz abi. Sadece kartını bize gönderir, tamir ederiz. Şeyde biter. Ondan sonra şimdi şurada bir tamir şeyini de göstereyim en son aşamasını. Bu tamir edilmiş bitmiş hali arkadaşlar. Bu tamir edilmeden öncekinde Süpürge makinesi yaşanan yani bu şimdi burada anlatıyorum. Sadece bir hatası var makinenin. Onun dışında kusursuz. Yine al 10 yıl kullan. Electrolux'un süpürgeleri kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ama Türkiye'den çekildiler. Biz buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok iyi makineler. Şimdi bakın arızasını da gösteriyorum. üründe bir kere mahsus yaşanan bir arıza var. Böyle bir arıza arkadaşlar. Üretimden kaynaklı. Hemen bunu da ben videosunu atayım. Alta koyayım. İzlersiniz. Bu kronik bir arıza ve biz yaptığımız zaman bir kere yapılıyor ve bitiyor. Bunu kesinlikle bu fiyata alın. Kaçırmayın. Bakayım muadil fiyatları var mı? Yani bu fiyat buna göre düşük bile. Yani çok iyi fiyat. Kırmızı olduğu için bunun mesela bakın kremi olsun kremi 15 bin lira bandındadır hemen Electrolux Pro C9 çünkü renk olarak da popülasyon oluyor bakın mesela 9.500 lira 10 bin lira görüyor musunuz 20 bin lira demiş bu biraz üzmüş. Ondan sonra ooo 40 bin lira. Kral sen ne yapıyorsun? Ev mi satıyorsun bize ya? 40 bin lira ev satılırken ben üniversite öğrencisiyim. Çok dedim ev alalım diye ama sakalımız yoktu o zaman dinlemiyorduk. Arkadaşlar bence bu sektörün en kusursuz makinesi makinelerinden birisi bu. Sadece kart arızası var. Onu da bir kereliğine yaptırıyorsunuz. Çok cüzi miktarda zaten çözülüyor. Ve bir daha asla makineye ihtiyaç duymuyorsunuz. Enteresan bir makine yani. Şu iç vitesini de biz değiştiriyoruz. Herhangi bir yerde satılmıyor. Sıfırlıyoruz. Ya bu makineye biz kendimizi vermişiz ya. Bu makine ayrı bir makine. Şimdi hemen topluyorum. 7.000 liralara çıktık. Bu makine 7.000 lira etmez. Bu da etmez kesinlikle. Bunlar hep fırsatçı. Daha da yukarı çıkamıyorum. 6.000 liraydı. Bugünkü incelememiz bu kadar.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir soru varsa bu şekilde sorabilirsiniz. Hem güzelce detaylıca incelemiş oluruz. Çünkü şimdi ben bir müşteriyle konuşurken bakın yarım saat olmuş belki bilmiyorum. Evet. Yarım saat konuşuyorum. 100 tane adamla konuştuğum zaman benim bir ömrüm tükeniyor burada. O yüzden video çekerek anlatmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.